Başbakan Erdoğan'dan terör örgütü PKK ve siyasi uzantılarına sert mesajlar geldi. Partisinin 10. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Erdoğan, son terör saldırılarından sonra sabrımız taştı, artık bıçak kemiğe dayandı dedi. Erdoğan fazla ayrıntıya girmese de birbirinden önemli mesajlar verdi. AK Parti 10. yaşını Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle 81 ilde kurulan iftar sofralarında kutladı. Başbakan Erdoğan da başkentteki Harikalar Diyarı'nda 20 bin kişi için kurulan iftar sofrasına konuk oldu. Açılan oruçlardan sonra Erdoğan Ankaralılara hitap etti. Ekonomiden dış politikaya, partisinin 10 yıllık icraatlerini anlatan Erdoğan, konuşmasının büyük bir kısmını son günlerdeki terör saldırılarına ayırdı. Şu mübarek Ramazan ayında maalesef yavrularımız şehit ediliyor. Bizim medeniyetimizin geçmişinde, o cehalet döneminde bile kimse kimseye kurşun atmaz, kan dökmezdi. Yaşanan son terör olayları karşısında bıçağın artık kemiğe dayandığını dile getiren Erdoğan, teröre asla boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Bu ülkede barışa gölge düşürenler, kan dökerek özgürlükten bahsedenler, eğer bu ülkede bizlerin teslim olacağını, eyvallah edeceğimizi zannediyorlarsa bunu bizden beklemesinler. Ama açık söylüyorum. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Ne derlerse desinler, neyi söylerlerse söylesinler, bunun faturası ağır olacaktır. Erdoğan BDP'ye de isim vermeden yüklendi. Yaptıklarının bedelini ağır ödeyecekler dedi. İşte bu bölücü terör örgütü ve onların siyasi uzantıları dün de yine 3 tane yavrumuzu şehit ettiler. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlar da bu suça iştirak ediyorlar. Bunu da buradan açıklamak istiyorum. Ve onlar da bunun bedelini ödemeye mahkum olacaklardır. Ülke toprakları üstünde kimseye ameliyat yaptırmayız diyen Erdoğan, özellik talebi tartışmasına da son noktayı koydu. Yerel özellik, bilmem ne özellik. Geçin onları, geçin. Kime neyi anlatıyorsunuz siz? Bu ülkede hiçbir vilayetimizde yerel yönetimlerin özerkliğinin dışında herhangi bir yerel özerklik diye bir şey konuşulamaz. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Birlik ve beraberlik mesajları da veren Erdoğan sözlerini Ramazan ayından sonra terörle mücadelede yeni bir döneme geçileceğinin işaretini vererek bitirdi. Ramazan'a hürmeten biz şu anda sabrediyoruz. Ama Ramazan'ın bitiminden sonra bilesiniz ki bu ülkede barışın miladı bu barış ayı ile beraber, bu dayanışma ayı ile birlikte çok daha farklı olacak.